Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Yeni bir günden hepinize merhaba dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz tabii güne bambamı yürüterek başlıyoruz. Size şöyle güneşin nasıl doğaya hayat verdiğini göstermek istiyorum. Bembeyazdı gene sabah. Güneş doğdukça, güneş çıktıkça zaten şurada görüyorsunuz. Yavaş yavaş toprağı gene ısıttı. Hadi bambam, yürü. Arkadaşlar gündüz sıcak oluyor ama yani gece gerçekten çok serin olmaya başladı buralar. Çok soğuk oluyor geceleri. Baksanıza şöminenin gölgesi bile çimler buzlu kalmış. Tam gölgesi kadar. Geri kalan yerler yemyeşil. Şöminenin gölgesinin içi bembeyaz. Valla kış bir türlü gelemedi diyoruz ama galiba sonunda çok böyle sağlam bir kış gelecek gibi duruyor bu sene. Bu doğal gaz fiyatları, bu odun fiyatlarıyla Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi hemen ufak bir özet geçeyim bugünle ilgili. Hızlıca akşamki videoyu editlemem lazım. İlk bir 1,5-2 saatim var günlük video. Onlar daha hızlı editleniyor biliyorsunuz. Daha kolay oluyor benim için. Ardından Müco ile Sevgi Köyü'nün kargolarını bırakmak için yurt içine geçeceğiz. İşler çok. Ardından da bir sokak röportajımız var Müco'larla yapacağımız. Onu yapacağız. Çok vakit kaybetmeden ben bilgisayar başındaki işe başlayayım. Ama önce bir bardak su içeceğim. Siz de bence şu an videoyu durdurun ve bir bardak su için. Su içmek çok önemli. Su içmeyi lütfen aksatmayın dostlarımız. Para mi gente con la pasión. Evet, Müco'm geldi. Şimdi hem kargoları götüreceğiz, evet. Değil mi? Hem yurt içiyle sözleşmemizi yapacağız. Onun için gerekli belgelerimizi bastık. Aradılar az önce beni. Artık kapıda ödememiz aktif arkadaşlar. Evet. Kredi kartı ve nakit olarak kapıda ödeme de alabiliyoruz. DM'den yazmanız yeterli. DM'den yazmanız yeterli artık siparişler için. Instagram'dan, DM'den yazabilirsiniz. Müco'm yakışıklı olmuşsun. Hazırsın röportajı. Sorular hazır mı? Hazır abi. Hadi bakalım. Yine biz yollarda. Vallahi. Evet Müco'm röportaj için hazır mısın? Hazırım. Şimdi millete öyle mikrofon tutacaksın bakalım. Abi sen hem çeker hem mikrofonu uzatsan. İşte ben çekeceğim arkadan. Seni yönlendireceğim. Hadi buranın en kalabalık yeri neresi? Oraya gidelim bari. Abi Mesut Çar Caddesi'ne giriyoruz şu an. Hadi bakalım. O nereden gireceğiz? Evet Müco biraz heyecanlı arkadaşlar. Şu an bana atmaya çalışıyor sen yapsana abi röportajı diye ama bunu Müco'nun yapması lazım. O zaman güzel olacak. Bir röportaj yapıyoruz de bence. Katılır mısınız? 2 saniye. Down sendromlu bireyler için farkındalık yaratmaya çalıştığımız birkaç sorumuz olacak. Cevaplamak ister misiniz dersin? Buyurunuz. Evet, bugün Sakarya'nın en işlek caddesi Çar Caddesi'ndeyiz. Down sendromuyla alakalı halka birkaç sorumuz olacak. Bakalım neler çıkacak. Affedersiniz, Down sendromlar hakkında birkaç soru sormak istiyordum size. Evet, buyurun. Merhaba, Down sendromuyla ilgili bir farkındalık için röportaj yapıyoruz da birkaç soru sorabilir miyim? Evet. Buyurun, Down sendromuyla ilgili bir bilinçlendirme röportajı yapabilir miyiz? Nasıl? Birkaç soru soracaktım sadece. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
Nasıldı sence röportaj? Kolay değilmiş değil mi ama yapmak? Gerçekten... Sokak röportajı yapan arkadaşları da buradan bir vallahi tebrik edelim. Tebrik ediyorum. Gerçekten kolay değil. Hani şey böyle hani sorunca reddediyorlar ya. Müce çok alındı reddedenleri. Mikrofonu elimde tutuyorum. Kana veriyorum böyle. Müce bıraktı beni şimdi. Ben Mia'ya dün kırdığı şeyin aynısından buldum aldım. Şimdilik dijitalini bulamadım. Yine bundan aldım. Bakalım sevinecek mi? Bam bam. Ay. Dur oğlum. Aşkım. Baba ne aldı sana? Baba ne aldı? Ne getirdi baba? Vav, wow, aynısından buldum. O ne çocuktu? Vav. Wow. Vav, wow, sevdin mi? Güzel mi? Ha? Vav, wow, yuvarlak. Yuvarlak, evet. Yine kuyuya kalp yaşıyor. Kalp yap bir de. Çıkmıyor mu? Al. Bir de üçgen yap. Sevdin mi? Beğendin mi? Evet. Bak. Pembe. Evet. Bak. İstiyor. İsi kalp. Evet. Evet. Au. Düştün. Kalk bakalım. Her düştüğünde kalkacağım mı ya? Ama düştü ama. Burada düşerdi baba. Evet. Evet, ikinci günün şafağından herkese merhaba. Şu an sabah 9 saat ve biz 4K çekimimizi yapmak için bugün evimizin yanındaki ormana gidiyoruz. Tabii siz bu videoyu izlediğiniz zaman çoktan o 4K videoyu da izlemiş olacaksınız. Çünkü 4K video bu akşam, bu video yarın yayınlanacak. Dün röportajlarımız çok keyifli geçti. Tabii o röportajların tamamını çok yakında izleyebileceksiniz. Hafta sonu yapacağımız canlı yayından sonra, pazar günkü canlı yayından sonra o röportajları da yayınlayacağız arkadaşlar. Evet, Mia'mız şu anda uyanmayı reddediyor. Aşkım ormana gideceğiz hadi hep birlikte. Mia'm? Ay, sabahların gülü. Ormana gideceğiz şimdi. Hayır. Kuşları, böcekleri izleyeceğiz. Göle bakacağız, drone uçuracağız. Ha, gidelim mi? Filizim de güzelleşiyor sizin için. Bugün erken kalktık video için çünkü bu video akşam yayınlanacak. Evet. Tabii Filiz içeride çocukları hazırlarken benim de çekim malzemelerimi hazırlamam gerekiyor. Drone'u aldım, gimbal'ı aldım. İkinci gimbal'ı aldım, tripod'u aldım. Fotoğraf makinemiz bozuk. Mia hala uyanamadı. O surata bak Mia. Çok mutlu gerçekten uyandığı için. Ormana gidiyoruz. Evet, ormana gidiyoruz. Ormana gidiyoruz. Aşkım nereye gidiyoruz? Bak. Ormana gidiyoruz. Bak, yaşasın. Güzel bir çekim almaya çalışacağız size. Vah vah vah, canavar da burada. Evet, Murat denizimiz de burada. Ailecek hazırlanıyoruz. Ama Mia çok zor uyandı bugün ya. Her gün zor uyanıyor Mia. Uyanamadı bir. Zor yatıyor, zor kalkıyor.
Miyemiz. Sürü ayrı şey. Anneannem derdi rahmetli bana, gece yatmaz, gündüz kalkmaz. Aynen. Bala çekmiş. Şu güzelliğe bak ya. Ne kadar güzel oldun. Ne kadar güzel montun var senin. Ayakkabıların ne kadar güzel öyle mi ya? Bakalım Murat teyze, bunun üstüne olursa çok iyi olur. Evet, hava biraz serin tabi. Üşümesinler diye. Orman daha da serin olabilir düşüncesiyle. Üst üste. Oldu oldu. Tek kolu girdiyse öbürü de girer. Benim kolumu yerime çıkartmış. Suratı yok. Her şeyde gülüyor. Allah hep güldürsün seni. Ayağınıza taş takılmasın maşallah. Bak ha. Baba. Bak babişko. İyice ayıcık oldum Murat. Bir baksana ya. Kürklü montu. Anneciğim. Hadi ışığı kaçırmayalım. Bulutlar başlayacak çünkü. Şu bereyi de takayım mı sence? Tak, kafası da üşümesin. Yanımıza alalım. Yanımıza alalım tamam. Battaniyeyi de alacağım. Ah. Saçım. Gerçi. Her türlü koyacağım montumu, giymedim ki. Sen niye mi montu çıkarttın? Aa, kafasını kendi mi taktın? Ha. Bunu mu takmak istiyorsun? Tamam tak. Murat Deniz olur mu diye düşünmüştüm da. Miyam ne güzel oldu. Aslan anne çocukları aşağı indiriyor. İşte bir Karadeniz kadını. İşte bir Türk kadını. Bu arada ya şu surat beni çok üzüyor ama. Bam bam seni götüremem oraya. Hiç titreme lütfen. Burası sana emanet, biz bir saat sonra geleceğiz. Bak orada çoban köpekleri var, sürünün köpeği var. Sen de uslu durmuyorsun. Bam bam, çocukları tutmam lazım. Tamam, 2 saat sonra evdeyiz. Üzülme, tamam mı? Kemik getireceğim sana. Hadi. Ormana doğru yürüyoruz arkadaşlar. İşte çakal sesleri buradan geliyor. Şu arkada gördüğünüz ormandan. Mia da yürümek istedi arkadaşlar. Kucağa gelmiyor kesinlikle. Küçük hanım yürüyecekmiş. Anne. Efendim anneciğim. Evet. Gene bir şeyden bahsedelim. Şöyle bir bakar mısınız arkadaşlar? Ay, herhalde hep aynı noktada içiyor arkadaşlar. Belli alanlar var. Burası. İleride bir ağaç var, onun orası. Değil mi? Yani bir poşetle gelip çöpünü alıp götürebilirsin aslında. Buraya hiç zarar vermezsin. Bir sonraki geldiğinde de yine güzel bulursun. Aynen yani. Bir daha pisliğin içinde oturmazsın da. Bir temiz temiz oturursun ya. Bu kadar zor değil. Evet. Nihayet Mia Hanım sırtıma gelmeyi kabul etti. Biz de biraz hızlanabildik. Nihayet geldi çünkü düştü. Bakın şu dizlerinde. Ama bayağı yürüdü gene. Yani bir, değil mi? Tabii. 700 metre, 750 metre falan yürüdü evden. Yine de yürüdü de biz teklif ettik. Artık zorla sırtımızı aldık. Dengi. Ama dengi. Normalde çok rahat geçiriyor da şimdi çok çamur. Şu kenardan geçeceğiz. Gel buradan gidelim. Emziğini çıkart da konuş, anlaşılmıyor. Bir daha söyle. Anlaşılmam ama girelim. Evet orada su var aşkım, göl. Ama giremeyiz şimdi. Orası gireceğimiz bir göl değil. Başlıyor, 3. Gitme o tarafa aşkım. Bize bak, bize bak, buradayız. 3. 2, 1. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mia çamura bayılıyor. Çap çap çap, su buldu. Hadi bakalım, eyvah. Çamurdu. Su buldun, evet. Ha, ıslandın değil mi? Gel buraya, gel. Islatma kendini, gel. Su birikintisi yapıyorum. Evet, su birikintisi yapıyorsun. Evet,
çekimimiz bitti. Biraz zor oldu ama bitti. Önce bunu kaldıralım, sonra diğer çekimlerimizi alalım. Mia da arkada baksana, ne yaptı kendine? Mahvetti ya, dinlemiyor ki beni. Ayakların ıslandı değil mi Mia'cığım? Hayır. Nasıl? Çamur oldu. Çamur oldu, evet. Kedi. Ayakkabını göster babaya. Göster böyle. Ayakkabılar kaç kilo oldu Mia? Gittikçe boylarınız uzuyor değil mi? Sen şu arabanın tekerleğine bak. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Az önce temizledim onu orada dururken. Temizlenmiş hali. Evet, bu sene çok güzel pet şişe yapmış orman ya. Gerçekten. Her taraf pet şişe. Maşallah. Yakında temizliğe geleceğiz. Evet, bir orman temizliği mücolarla birlikte şöyle poşetlerimizle gelip, biz bu kadar çöp olacağını tahmin etmedik, o yüzden poşet yoktu yanımızda. Kendimiz de bir şey yemeye gelmediğimiz için ben sadece böyle oturmaya, nefes almaya gelmiştik biraz. Ay. Çok çamurmuş ama ya. Kaç gündür aslında yağmur yok. Bu kadar buranın ıslak olması hala. Gölge kalıyor ya demek. Evet. Zaten soğuk, sıcak da değil. Sırf çamursun Mia. Ayaklara bak, ayaklara. Sırf çamursun. Ya, içi bile ne halde. Tamam, evet, geldik bam bam, geldik. Evet oğlum. Ben şu dosyaları atayım, hemen videoyu yetiştirmek için başlayayım. Oh, selam arkadaşlar. Murat Deniz'in maması bitmiş. Ben de Yeniköy'den yürüyerek Söğütlü'ye geçiyorum. Sağ olsun. Böyle kısa bir mesafe arada bir güvenlik galiba, o sanayide çalışan, organize sanayinin içinden geçiyordum çünkü. Böyle yolun bir üçte birini getirdi beni sağ olsun. Oy, devam ediyorum. Bol bol köpek. Bol bol hav hav. Hadi bakalım. Mesela bir tecrübemi paylaşacağım buradaki köpekler konusunda. Büyük köpekler net. Nasıl net? Büyük köpek hav. Yani hav yapıyor ve böyle uzaktan bak diyor, kaçarsan diyor ben seni kovalayacağım, ısıracağım diyor. Kaçmazsan, hani bir korku sezmezsem diyor, ben geri basarım diyor. Küçük köpekler ve daha minyon olanları kuyruk sallaya 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 dibine kadar geliyor ve son anda havlamaya başlıyor ve ısırmaya çalışıyor. Küçükler daha cin. Hayat güçsüz olana biraz daha böyle cin olma, daha böyle mantık oyunları yapma kazandırmış galiba. Ama bak mesela bunlar net. Yaklaşmıyor, korkmadığımı anladı, uzakta duruyor. Mesela şöyle bir sadece taş alıyormuş gibi yapıp bakın. Atıyoruz ve kaçıyorlar, hani çok bir şey yok. Ama ufak köpekler öyle değil. Köpekten korkuyorsanız ve kaçarsanız, özellikle bunu korktuğunuzu köpeğe belli ederseniz, vay ki halinize tabii gelip bir ufak ısırık alırlar. Ay. Ama korkmuyorsanız köpekten, köpek size herhangi bir şey yapamaz arkadaşlar. Hani aklınızda olsun, böyle bir köpek falan havladığı zaman köpeğe doğru dönün, şöyle bir hızlı adım atın ona doğru. Bir yerden taş alıyormuş gibi yapın, zaten kaçar. Zafer arkadaşlar. Tabii bu saatte sadece burası açık, eczane falan bulamayacağım için buradan halledeceğim. Evet, yaklaşık 50 dakika sürecek dönüş yolu da başladı. Oh, iyi spor oldu bugün. Dönüşte ağırlığım da var elimde. Ay, ufak tefek ihtiyaçları da aldım. Gene çok abartmadım. Yürürken taşımak zor olmasın diye. Şimdi bakalım hangi sürü köpeklerle dalaşacağız. Ay. Vallahi yorucu bir gün. Yarın da sabahtan mücahitlerle bir yere gideceğiz. 8 gibi beni alacaklar. Akşam yarınki videoyu bitiriyor olmam lazım yani. Çünkü yarın yapacak vaktim olmayacak gün içinde. Şu ara bayağı sıkıştı ya, böyle her şey birbirine sıkıştı. Hadi hayırlısı bakalım. Soba üstünde pilavım. Ağlayan Murat Deniz'im.
Murat Deniz'i kıskanan Miyam. Sığıyor musun sen hala ana aşkım? Görev başarılı. Bombamı çıkartıyorum hızlıca. Ondan sonra oturayım, sonra çünkü yine video yapmam lazım. Ne oldu? Çikolatamızı alacağım. Dedim o kadar yol yürüdüm, bir çikolatayı hak ettim. Oh. Bam bam, tamam çıkıyoruz hadi. Hadi oğlum. Hadi, çok haklısın oğlum, hadi. Baba. Yamuk diş. Evet sevgili dostlarımız, bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Yorum desteğiniz için de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Diğer videolarda hoşçakalın. Görüşürüz.